Apex Master Stüdyo'dan herkese merhaba. Bugün 23. bölümle karşınızdayız. Konuğumuz Ertuğrul Makena. Siz onu kısaca Eto olarak tanıyorsunuz. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin Abbas'ım. Teşekkür ederim. Eto hoş geldin. Siz nasılsınız? Yani Ertuğrul Makena dedin de ben hep firmasının ismi Ertuğrul Makena. Yani makine üreten bir firmaymış gibi. Sadece sen bilmiyorsun. Ben birilerini aradığımda da Ertuğrul Makena olarak baba diyor Ertuğrul Makena'dan kim arıyor acaba? Biz sizle çalışmıyoruz. Biz sizle çalışmıyoruz ki o anlara bir çağrı yok. Evet, aynen. Eto Drift'e ilk geldiğinde dedim abi kurumsal olarak gelmişler. Ben çok çalıştım geldim oğlum. Hayır bir de şuna var. Arabaya firmamın ismini, firmanın ismini yazmış arabaya. Diğer anlamda da Ertuğrul Makena. Makina gibi adam yani şimdi. Eyvallah. Ünvan mı? Lakap mı belli değil yani. Eto, bir şey sormak istiyorum. Şu ne abi, bunu niye getirdin? Abi ben şimdi biliyorsunuz bir süredir aranızda yokum. Bizi mi döveceksin oğlum? Hayırdır? Yok, şimdi çekim yapılıyor. Bana çekim öncesi arkadaşlar söyledi abi işte böyle birlik, beraberlik filan. Şimdi senle biz aşağı yukarı yan yanayız. Çok alçak olduğu için bunu yanında taşıyor, indirip bindirmek için. Dedim ki Abbas'ı dedim biz de eşleştirmek için öne alsak olur mu dedim. Abi bunların arkasında kalacak. Abbas'cığım bu sana hediye kardeşim gel. Hani çekimin böyle bir edebi adabı vardır ya. Bak şimdi çekim nasıl geçecek? Gel kardeşim. Eto çok düşünceli Abbas'ım. Bir arkadaşımızdır. Evet. Abbas'ın yalnız 40 senedir çözemediği problem değil. Abbas'ın. Evet Eto, S13'ün nasıl bu sezon? Bu sezon... Neler yaptık? Araçta bir upgrade söz konusu. Araçta aslında bayağı bir şeyler yapıyoruz Abbas. Evet. İşte araç bir süre yattığı için beklemediğimiz bir sürü senaryo ile karşılaştık. Evet. Ama bu arada pistlerden uzak kalmadım. İşin teorik kısmına yönelik de biraz araştırma yaptım. Evet. S13'ün şasesinde ciddi sorunlar vardı. Evet, Japon mühendislerin çözemediği problemi Eto çözdü. Evet abi, böyle bir sorunu çözdüm. S13'ü alıyorsun, 2 sene yatırıyorsun, kar, yağmur, çamur görüyor, bir özüne dönüyor araba. Evet. Sonra alıyorsun, bizim ustalara veriyorsun, argonu çakıyor abi, 10 numara 5 yıldız oluyor. Biz S13'ün bu sene aslında üzerine biraz motor olarak gitmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili de yurt dışında birkaç tane garajla bağlantı halindeyiz. Ben bu piste ilk geldiğimde biliyorsunuz biz Zobra Fantezi arabası yapmıştık. Evet, Kurulu. Zobra mıydı, Kobra mıydı biz anlayamadık yani. Zobra'ydı abi. Şu Ertuğrul'un Kobra'yı bir şey, Zobra'yı bir gösterseniz arkadaşlar. Vardır medyada evet, fotoğrafları. Evet. Ben turbolu arabayla başladım. Belirli bir süre sonra da artık arabalar büyümeye başladığında yani sen piste biraz adaptasyon sürecini atlattıktan sonra daha güçlü bir araba istiyorsun. Hepimizin uğraştığı çabası bu aslında. Hep arabalarımızı update ediyoruz. İkinci arabam ne olsun derken işte o zaman Oktay'la bir araya geldik. Ben atmosferik arabadaki gücü, her noktadaki gücü turboda bulamadım. Ama atmosferiğin de piste tutunması ile ilgili bir takım sorunlar, sıkıntıları var. Onun çözümü bizde. Nankan NSK'yı takıyorsun. Onu hallettik. Bugün Burak'cığım sağ olsun gidip gerekli bağlantıları da yapmış. Aldık bazı bilgileri. Evet. Eto reklam yapması gerekirken. Hayır adamın reklamını yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben de müşteri satışındayım oğlum. Nankan gitgide büyüyor. Her zaman kasa kazan unutma. S13'ün bu sene biraz yazılımıyla, biraz elektrik tesisatıyla oynayacağız ama bu ilk yarışa yetişmeyecek. İlk yarışa geçen seneden bu seneye araba nereye geldi toplandığında ilk yarıştan sonra da bir iki modifikasyon planlıyoruz. Önümüzdeki seneye yönelik bir takım planlarımız var. Bu sene arabanın iddiasını biraz daha arttıracağız. Bu yıl hafifletme yaptın, kaporta boya yaptın değil mi? Güçlendirme yaptınız. Kestim. Arabanın üzerindeki hemen hemen bütün parçaları söktük. Şu an ilk yarışa yeni bir görselle çıkacaksın muhtemelen değil sen mi? Buradan görselini. Sürpriz olsun. Evet. Aynen öyle. Araba güzel oldu. Güzel. Ama tabii hani biz şimdi hep arabanın dışıyla ilgilendik bugüne kadar. Ama baktığında bu iş profesyonel mecrada bir şekilde kapı kapıya, tampon tampona, çamurluk çamurluğa gidiyor. Evet. Dolayısıyla bizde de ufak ufak başlayacaktır o işler. Biz de başlarız, sen seyretmemişsin herhalde. Ben işte son bir süredir yokum yani. Evet. Peki Eto, yani ne kadar zamandır pilotluk yapıyorsun? Bu işin içinde ne kadar zamandır varsın? Profesyonel olarak aslında 4-5 seneden beri aranızdayım. Ama yani mesela daha çok seni pistlerden çok kulüplerde görüyoruz. Sen pilotluğu biraz farklı algılamış olabilir misin? İyi yanmıyorum herhalde. İyi yanmıyorsun yani maksadımız o değil mi? Pilot olmayı farklı bir anlamda. Ben o tripim. 4-5'te. Ha, sen o zaman dediğim gibi pilotlu orada çok fazla deneyimlediğinden dolayı bizim o kapı kapıları kaçırmışsın orada. Ben size sen geldim de antrenmanlıydım. İçeride de olabilirim o dönemde ben siz kapı kapıya giderken. Ben hadi 4-5 senedir Abdurrahman'la beraber başladım aslında. Abdurrahman'la
bende o dönemde R8 vardı. Benim ilk drift'e başlamam R8'in kompresörünü patlattığım ustaydı. Onun çok uyumlu hikayesi var değil mi? Aynen öyle. Anlatayım. Ben spor arabalara merakımla bilinen bir adamım. Normalde arkadaşlar, diğer driftçi arkadaşlar işte E30'la, E36 ile falan başladık dedi. Arkadaş direkt R8'e başladım. Ben geldim arkadaşlar. Altında bir tane R8 var. Çok büyük iddiam var. Yıllarca caddelerde yanlamışım falan, çıkmışım, etmişim. Dedim ben bu işi yaparım. Zaten yapıyoruz işte. Evet, herkesin yaptığı tabii yanmıyor. Aynen öyle. Bu arkadaşlarla herhangi bir de bir sağ koltuk tecrübem olmamış sizde. Daha siz piste gelmemişsiniz. Biz Apo ile beraber araba deneyeceğiz. Biz piste daha gitmemişiz. Şey, kısa pantolonlarla kumda oynuyoruz. Tabii öyle tabii, tabii. Hayır, siz idmana gireceksiniz. Ben idman öncesinde Apo ile arabayı deneyeceğim. O gün zaten ben sizinle sağ koltuk tecrübesi yaptıktan sonra gittim bir araba aldım kendime. Kompresörün fiyatı aşağı yukarı sizin bir arabaya denk düşüyor. Oraya geleceğim R8'in. Sen onun hikayesini biliyor musun? Yok, arabanın yok. Kompresör arızalanıyor. Lan ne olacak biliyorsun? Hızır idi oluyor aslında. Kompresörü düzeltmek için galiba motoru indiriyorlar. Evet. Öyle bir şey var. O günün idmanında ki herhalde bir 7-8 tane pilotun yanına oturdum. Ben paralize oldum. Hani bugüne kadar gerçekten hiçbir şey yapmamışız biz dedim. İşin amatör boyu caddede yapılanı, o işin bile getirdiği tehlikeler var. Sizin yaptığınız çok farklıydı. Biz gittik herkesin yaptığı işi yaptık. İşte basic bir proje arabası yapalım. Ufaktan başladık ki bugünkü aklım olsa hani eğer bu işe gönül verdiysem gider abi hazır bir araba alırım. Evet. Yani hiç araba yapmakla uğraşmam. İlk arabamızla bayağı bir zaman kaybettik. Bir de o seçim de çok yanlış bir arabaydı. Yani Zobro bana aslında drift'i öğretti. Ben spin atmayan bir iki pilottan bir tanesiyim. Kısa şasede tut arabayı, tut arabayı. Ben Nissan'a geçtiğimde sadece gaza basıyordum. Araba zaten kendi kendine drift yapıyordu. Her zaman söyledim ya, Nissan yapan, Nissan kullananları drift yapıyor zannetmiyorum. Burayı da arkadaşlar, burayı da keselim. Burayı da çıkaralım. Kendi yapıyor. Mehmet burayı da çıkar. Yok çıkarma. Burası kalsın. Şimdi bu sene Nissan'la E36'ları yan yana getireceğiz. Piste en mutlu olduğun anı anlatır mısın? Özaseki. Evet. Özaseki derken? Sayın Mehmet Özaseki'den mi bahsediyor? Yok, bakan, sayın, o kadar gitmeyelim abi, ticaretle uğraşıyoruz. Kemal'den bahsediyorum. Benim bakanla piste, şey yapmayalım, yeğeniyle uğraşalım. Aynen öyle. Benim pistte en keyif aldığım zaman, gerçekten söylüyorum, şu ana kadar bir tane kazam var pistte. Hani temaslar şunlar bunlar olmuştur. Ama Kemal'le biz Batı'la çıktığımızda, ben Ali Alptekin'i de hiç unutmayacağım. Onu sağ koltuk tecrübesi veriyordu Kemal. İlk gördüğüm zaten Kemal üzerime gelirken Ali'nin gözler oldu böyle selektör üzeri, onu hiç unutmayacağım. O dönemdeki yaşadığım, hatta şu anda dahil en keyifli anım benim pistte arabanın parçalandığı zaman. Zaten bir toz duman oldu değil mi? Araba zaten fiber, pof diye bir şey sürdük, bembeyaz bir ben duman. Arabanın önünü havada filan gördüm böyle, bakıyorum nereye gidiyor araba. En keyifli anım herhalde odur. Ama işin doğasında biraz bir temas var galiba. Ya drift'in doğasında var zaten. O heyecan, o kaza riski, kaza. İşte amatörden profesyonel dönmenin de aslında avantajlarını orada gördük. Şimdi bu kaza dışarıda olsa, 3 araba biz Batı'la çıkmışız. 2 araba birbirine hiç frensiz giriyor. Biz gülerek çıktık pistten, doğru mu? Evet. Çünkü burada tekrar işte güvenlik. Aynen öyle. Evet. Bekar aynen. Pilotlar evet teması seviyor. Evet. Yani araçlarda Kemal güvenlik bana temas eder de hardcore Kemal falan. Bilmiyorum Kemal'i aradığını kaynaklık ya. Tabii canım. Ya bir de Kemal'in şeyi var. Normalde mesela şöyle anlıyorsun ya. Hmm. Araba böyle spin atar değil mi? Abi böyle giderken Kemal böyle spin atıyor. Ya çok güzel. Kemal diyor ki o kadar içine girmişim ki sen. Hani içinden geçeceğim ya, diyor ya. Adam zaten içinde gidiyor. Kemal biraz araba döküntü olunca bari diyor bir sıfırlayayım. O Kemal'in araba döküntü. 3 ay 6 ayda bir yapıyor bu hareketi. Kemal'in kapıyı falan değiştirdik. Roll cage'i bir düzelttirdik. Evet. Kemal bana teşekkür etmesi lazım. Evet. Senden sonra arabayı bayağı bir toparladı. Aynen öyle. Evet, Eto. Apex Masters'ta bunu soruyoruz pilotlara. En ayar olduğun pilot kim? Yine Kemal diyecek. Vallahi ben yok Kemal'e ayar olmuyorum. Onu çok seviyorum. Gelmeden önce biraz baktım sizin çekimlere. Herkes evet. Volkan'a bir ayar oluyor. Evet. Nedir ben abi de, onun sebebi? Biz de artık Volkan'a ayar olmamaya karar verdik. Boşuna prim yaptırmayalım dedik. Ayar olmak istediğimiz birisi ayar olmak istediğimiz birisi var mı? Ben kimseye ayar olmuyorum. Ya yani bu sene birini seçip işte öyle bir hani propaganda. Bu sezonun sonunda sana belki. Bu sezonun sonunda da ayar olmuyorum. Abbas olabilir, sıkıntı yok. Evet ya bana
Bu yarışma. Volkan olmasa bana olacaklar. Bu Allah'tan yok, Volkan. Volkan'a herkes saplamış. Ben baktım ki şimdi bu sorulardan birisi bana gelirse kime ayar olayım? Ben bizim pistin o dostluk havasını seviyorum. Volkan vermiş herkese parayı. Benden bahsedin, benden bahsedin. Hep PR ev, hepsi PR ona. Hepsini danışıklı dövüş ya. Öğrendim abi onu. Böyle veriyorsun işte 500. Danışıklı dövüş bana hepsi ya. Instagram takipçiler, şunlar bunlar filan böyle. Volkan değil mi? Aynen. Volkan ya valla. Yok arkadaşlar, bizim pistin havası suyu güzeldir ya, herkes gelsin. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha Apex Masters TV'de sonuna gelmiş olduk. 23. bölümde misafirimiz, konuğumuz Ertuğrul Makinaydı. Bizi burada yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz, sağ olasın. Estağfurullah. Görüşmek üzere beyler. Görüşmek üzere. Evet, hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim, sana da hayırlı olsun. Güzel oldu, eğlenceli oldu.